Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle tebrik ediyoruz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Galibiyetten dolayı hafta içinde bazı kararlar alındı, cezalar. Mansur'la ilgili verilen cezalar, yine diğer iki futbolcumuza, genç futbolcumuza verilen cezalar derken cezaların haftasından kurtulduk ve gençlerle bir maça çıktık. Neler diyeceksin hocam? Değerlendirebilir misin maçı? Önce bir maçın değerlendirmesini alalım. Sen değerlendirdin. Çünkü biz Sakarya maçından sonra çok çarpıntılı bir döneme girdik. Bunları yaşadık. O maçın bize tahribatı çok ağır oldu. Bazı demeyeyim de iki futbolcumuzu kaybettik. İşte gelecek için umut veren bir Muhlis 5 maç ceza aldı. Daha önemlisi Mansur'a verilen ve linç kampanyası başlatılan bir Mansur'la ilgili bir yayınlar var. Biz Mansur'a yapılan bu çirkin saldırıyı, bu tek taraflı yayınları biz kınıyoruz buradan da. Mansur arkadaşımızın her zaman Mansur kardeşimizin yanında olacağımızı bir kez daha burada bildiriyorum. Yani biz Mansur'un da yanında olacağız. Onun için ne gerekiyorsa da yapacağız. Ceza almaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Maç için ise galip geldik. Mutluyuz tabii ki, galibiyet güzel. Özellikle 6 futbolcumuzla yollarımızı ayırdıktan sonra... Hemen hocam, isimlerini alabilir miyim? Efendim? İsimlerini alabilir miyiz sizin ağzınızdan? Volkan. Evet. Ömer. Evet. Barış. Evet. Gürkan. Evet. Muhammed ve Umut. Evet. 6 tane futbolcumuzla biz yollarımızı ayırdık. Daha gidecek var mı hocam? Almamızdaki neden ne diye soracak olursanız. Şimdi bu kadrocuları kimse istemez. Biz de istemeyiz. Ama şimdi son haftalara geldiğimiz zaman şimdi hem gelecek senenin planlaması için hem de gençlerimize daha fazla şans verebilme adına böyle bir karar aldık. Ben Gümüşhane deplasmanından sonra berabere kalmıştık. Bu beraberliğin sonunda playoff iddiamızın artık zor olduğunu yönetime bir rapor vererek bildirdim. Evet. Çünkü artık playoff şansımızın çok az olduğunu ve bazı futbolcularıyla yollarımızın ayrılması gerektiğini yazılı ve sözlü olarak da yönetime ilettim. Evet. Ve böyle bir karar aldık. İşte bu hafta da biraz gençlerimize daha fazla şans verme adına ve bundan sonraki haftalarda da daha fazla şans verme adına böyle bir karar aldık. Peki buna eklenecek sayı var mı? Yani bu sayı yükselebilir mi? Yani şu an çok fazla şeye girmek de istemiyorum. Bence bu kadar yeterli. Çünkü biz kalan maçlarda sadece gençlerimizi oynatarak gençlerimizi kazanamayız. Çünkü gençlerimizi kazanabilme adına tecrübeli oyuncularımızın yanında oynamaları lazım. Biz misal vereyim, 5 tane futbolcumuzu 19'dan mesela kim var? Hemen alalım. Ferhat var, Ferhat var, Muhlis var, Hakan Doğan var, Seymen var, Gaffar var. Şimdi bu gençlerimizi direkt sahaya sürdüğümüz zaman 5-6'sını kazanma şansı çok zor olur. Ama tecrübeli takımımızın yanında, asıl takımımızın yanında birer ikişer futbolcularımızı katarak futbolcularımızı daha fazla kazanırız. Bunun örneğini işte Bünyamin'de yaşadık. Evet. Muhlis'te yaşadık. Ferhat'ta yaşıyoruz. Ferhat'ta yaşıyoruz. Yani bu sayı artırabiliriz ama yani sırf gençleri oynatmadığına da onları kaybetmek de istemiyoruz. Evet, tabii ki önemli bu. Çünkü böyle hepsini bir anda oynatıp hani böyle hezimet bir skor alınca bu sefer bu çocukları kazanalım derken kaybetmiş oluruz. O açıdan da kazanmak önemliydi bu hafta. Zaten artık kazanmak, gençleri kazanmak adına önemli. Aynen, katılıyorum. Evet, Silt'ten size bir mesaj var hocam, onu okuyayım. Müsaade ederseniz. Çetin Akınay yazmış, Silt Özel İdare Spor'dan. Mehmet hocam ile her zaman gurur duyuyorum, vallahi utandırmasın sevgili hocamızı demiş. Sevgili Çetin Akınay. Çetin başkanıma da ben buradan selam gönderiyorum. Saygılarımı sunuyorum ona. Evet, o da başarılı için çok mücadele eden birisi. Bu sene belki olmadı ama seneye inşallah olacak. Ben Çetin başkanıma güveniyorum. Yapacağı işleri de biliyorum. Her zaman da onun yanında ve arkasındayız. Evet, biz de buradan Silt Özel İdare Spor'a başarılar dileyelim. Ekmeğini yediğimiz, orada bir yıla yakın zamanını geçirdiğimiz bir kent. Beraber de çalışmıştık orada. Güzel bir sezondu.
Buradan Siirt'e de selam söyleyelim hep beraber, ikimiz birlikte. Evet hocam, şimdi şöyle bir soru. 7 hafta kaldı. Bu 7 haftalık periyotta Ahmetspor'un puan olarak bir hedefi kaldı mı? Yani kaç puan alırsak diye bir program yaptınız mı? Böyle bir hesaplama yaptınız mı? Ali Efendim, biz şimdi... Bir Gaziantep maçı var zaten oynamayacağınız. Şöyle konuştuk. Biz playoff şansımızı kaçırmış olabiliriz. Evet. Ama bizim için hedefimiz ne olacak? Biz gençleri bir tarafa koyaraktan biz skorsal anlamda da yani vermek istiyoruz. Alo. Sesinizi alıyorum hocam. Biz skorsal anlamda da başarı yapıyoruz. Bunun için bizim hedefimiz şu oldu. Biz futbolcu arkadaşlarımızla da maçtan önce de Sancaktepe maçından önce de konuştuk. Evet. Bugün tamamen önce yaptığımız toplantıda da bunu söyledik. Ve belki 5. olamadık. Playoff'a kalamadık ama neden 6. olmayalım? Yani bizim hedefimiz hep var. Ahmetspor'un hedefi hep olacak. Biz kendimiz arkadaşlarla birlikte, futbolcu arkadaşlarla biz yönetimle birlikte hep bir hedef koyuyoruz. Burada da hedef hep çıtayı yükseğe taşımak istiyoruz. Bizim hedefimiz hep olmalı. Yani biz şimdi orta sıralarda olalım veya küme düşme hattının üstünde olalım diye bir şeyimiz yok. Biz gençleri kazanma adına da işte hem onları kaybederiz hem skorsal anlamda da Ahmetspor ismini işte 5-0, 6-0, 7-0 gibi hezimetlerle de anılmasını da istemiyoruz. Hı. Bu bize de zarar verir. Kente de zarar verir, Ahmetspor'a da zarar verir. Aynen. Biz bunun da bilincindeyiz. Bizim hedefimiz şu anda playoff'u tamam olabilir, kaçırmış olabiliriz ama en yüksek 6. 7. sırada bitirmek istiyoruz gibi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu hafta cumartesi günü İstanbul'a gidiyorsunuz. Eyüpspor maçı var. Alo. Evet. Eyüpspor maçında da başarılar diliyoruz size. Umarım ki güzel bir sonuçla kente dönersiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, başarılar. Sağ olun.